Sırbistan'daki Kosova Vadisi'nde 1389 yılında bir savaşın ardından ilk kez, ilk ve son olacak tabii ki, bir Osmanlı padişahı suikast sonucu şehit edilmişti. Tabii ki Kosova Vadisi'nde sadece bir savaş ve padişahın öldürülmesi değildi mevzu. Aynı zamanda bir siyasi çekişme de yaşanıyordu. İki şehzade arasındaki savaşta kaybeden Yakup Bey olmuştu, Şehzade Yakup Çelebi. Ve artık taht Şehzade Bayezid'e kalmıştı. Osmanlı tarihlerinde Yıldırım Bayezid olarak bilinen unvanı böyleydi. Neden? Çünkü bunu hak ediyordu. Savaşta gerçekten bir yıldırım hızıyla istenilen yere ulaştığı için Yıldırım Bayezid olarak Osmanlı tarihlerinde kendisi bilinmiştir, sıfatlandırılmıştır. Sadece tahtı almadı. Aynı zamanda babasının yendiği ordunun, yani Sırp ordusunun kralı Lazarus'un kızı Maria Despina Hatun'u da kendisine aldı. Yani kendisiyle evlendi. Bu detayı neden veriyorum? Çünkü aslında döneminin politikasını anlamak için Yıldırım Bayezid'in karakterini de anlamak zorundayız. Karakterini anlamak için de aslında Maria Despina Hatun'un da onun üzerindeki etkisini anlamalıyız. Neden? Vallahi Osmanlı tarihçileri öyle söylüyorlar. Bir kere Yıldırım Bayezid çok dik başlı birisiydi. Hiç öyle uzlaşmaya yanaşır bir tarafı yoktu. Kendisi savaşçıydı, unvanından da belli olduğu gibi. Ama diplomasi konusunda biraz zayıftı. Eğer istiyorsa ve yapmak istiyorsa bileğinin gücüne, kılıcına dayanarak onu kesinlikle yapardı. İşte Maria Despina onun bu özelliğini körükledi. Osmanlı tarihçileri şöyle not düşerler, dönemin tarihçileri. Osmanlı padişahları arasında ilk kez şarap içme adeti, eğlence adeti, daha doğrusu halktan kopup monark olma, erişilmez hükümdar olma adeti Yıldırım Bayezid'le başlamıştı derler. Bu gerçekten de doğrudur. Artık Osmanlı hükümdarlarının o sade Türkmen beyi havası silinmeye başlamıştı. İşte bu noktada aslında devletin politikası da değişiyordu. 1. Murat önemli bir askerdi. İyi bir hükümdardı. Muazzam bir diplomattı. Kendisi fethettiği bölgelerdeki kralları silip süpürmemiş, onları Osmanlı'ya bağlı hale getirmiş. Bir güneş sistemi gibi düşünün. Ortada bir Osmanlı güneşi ve onun yörüngesindeki bağlı uydu devletler şeklinde bir sistem kurmuştu. Ama Yıldırım Bayezid'in bunu sürdürmeye hiç niyeti yoktu. O tek bir merkeze bağlı bir merkezi devlet istiyordu. Başkent Edirne'de oturup, ki manevi başkent Bursa'ydı, gözünü İstanbul'a dikmişti. İstanbul'u almak istiyordu. Ama ondan önce yapması gereken bir şey vardı. Anadolu'da bir sürü küçük beylik vardı. Ve artık bu aşiret olan Osmanlılar yoktu. Bu küçük beylikler canını sıkıyordu Yıldırım Bayezid'in. Ve Osmanlı politikasına bir değişiklik yaptı. Yavaş yavaş diplomatik yolla değil, yıldırım hızıyla Anadolu beyliklerinin üzerine yürüdü. Ve bütün beylikleri çok kısa bir sürede Osmanlı topraklarına kattı. Ama Osmanlı politikası bu değildi ki. Osmanlıların yapmak istediği şey yavaşça gitmek, sağlam gitmek ve onları sisteme entegre etmekti. Birdenbire bu kadar beylik alınınca sisteme entegre olunmadı. Artı Osmanlılar hep Hristiyanlarla gaza ettiği için Anadolu'da Osmanlıların forsu, manevi forsu çok yüksekti. Ama bu sefer Türk beyliklerine yöneldiği için artık bir tepki oluşmaya başladı. İşte bu tepkiye hiç aldırış etmedi Yıldırım Bayezid ve birdenbire bütün Anadolu'yu Osmanlı sistemine kattı. Peki buradaki halk, beylerine bağlı olan halk ve bu beyler buhar olup gitmedi ya, bunların hepsi sosyal bir gerçeklik olarak kaldı. Ama kendisine güvenen Yıldırım Bayezid bu sefer İstanbul'u kuşattı. İşte bu İstanbul'un kuşatılması olayın rengini değiştirecekti. İstanbul önemli bir şehirdi. Doğunun incisiydi ve Hristiyan alemi için gerçekten çok önemli bir yere sahipti. Hemen Papalık himayesinde Venedikli elçiler geldi ve Yıldırım Bayezid'den bu kuşatmayı derhal kaldırmasını istediler. Yıldırım Bayezid Papalık himayesinde gelen Venedikli elçileri dinledikten sonra
tıpkı kendi kişiliğine uygun bir şekilde onlara cevap verdi. Ne dese beğenirsiniz. Dedi ki, bu şehri neye dayanarak kuşattığımı soruyorsunuz ve hemen kuşatmayı kaldırmamı istiyorsunuz. Askerlerine ve silahlarını göstererek, işte bunlara dayanarak kuşatıyorum dedi. Sonra çok mağrur bir şekilde öne doğru eğildi ve şöyle dedi. Gidin efendinize söyleyin, bu şehri aldıktan sonra oraya da geliyorum. Ve atımı Saint Pierre Kilisesi'nin mihrabında yemleyeceğim dedi. Venedikli elçiler buz kesmişti. Saint Pierre Kilisesi Katolik Hristiyanlar için çok kutsal bir yerdi. Bizim Vatikan diye bildiğimiz o muazzam kilise. Yani teşbihte hata olmaz. Katolik Hristiyanların Mekke'si, Kabe'si gibi bir yerdi. Ve bu Türk hükümdar oraya geleceğini söylüyor ve atını bu kutsal yerin mihrabında yemleyeceğini söylüyordu. Dehşet içerisinde batıya döndüler ve dediler ki bu Türk'le uzlaşmanın imkanı yok. Ne yapmalıyız o zaman? İşte ne yapmalıyızın sorusunu Papa söyledi. Toparlanıyoruz ve gidip bu kutsal kenti kurtaracağız. Daha doğrusu Saint Pierre Kilisesi'ne gelme ihtimalini de ortadan kaldıracağız. Kutsal bir çağrı yapıldı ve başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın dört bir tarafından Hristiyan gönüllüler Macaristan'da toplanmaya başladılar. Macar kralının öncülüğünde Fransız şövalyelerinin gücü ve diğer Hristiyan savaşçıların etkisiyle muazzam bir ordu toplandı. Macar kralı şövalyeleri ağırladı. Ortalık Türklerle savaşmak için Hristiyanlık ateşiyle yanan savaşçılarla doluydu. Hepsi cennete gitmeyi arzuluyorlardı. Kalırlarsa zaten büyük bir zaferin tadını çıkaracaklardı. Ölürlerse de günahlar affolunacak ve doğrudan Hazreti İsa'nın dizinin dibinde cennette oturacaklardı. Fakat ortada garip bir sorun vardı. Fransız şövalyeler çok kibirliydi ve Macar kralını dinlemek istemiyorlardı. Macar kralı yalvardı. Siz bu Türkleri tanımıyorsunuz dedi. Bakın yavaş yavaş gidelim. Stratejik gidelim. Biz senelerdir bunlarla savaşıyoruz. Bildiğiniz gibi değil dedi bunlar. Fakat Fransız şövalyeleri her zamanki Fransız kibrinden dolayı hiç dinlemiyorlardı. Hele bir Burgundiya dükü vardı. İmparatorun da yeğeniydi Fransız kralının. Korkusuz Jean adıyla biliniyordu. Korkusuz Jean dedi ki biz mi Türklerden korkuyoruz? Hani Türkler? İlerliyoruz, karşımızda yoklar dedi. Biz Fransız şövalyeleriz, Hristiyan şövalyeleriz ve gidip burayı alacağız dedi. Önce Edirne'yi, sonra İstanbul'u kurtaracağız. Sonra bunları Anadolu'dan sürükleriz. Belki bunların bir kutsal şehri var, Mekke, oraya kadar bile ineriz dedi. Macar kralı dehşet içinde bakıyordu. Çünkü bu adamlar hayal alemindeydiler. Tam bir romantik şövalye halindeydiler. Ama sanki olaylar korkusuz canlı doğruluyor gibiydi. İlerledikçe Hristiyanlar, Hristiyan şövalyeler, Haçlı ordusu karşılarında sadece küçük garnizonlar vardı. Yıldırım Bayezid yoktu. Hatta Nibolu Kalesi'nin önüne kadar geldiler, kaleyi kuşattılar. Doğan Bey vardı kaleyi kuşatan ama Türk sultanı ortada yoktu. Korkusuz Jean kendine güvenli bir şekilde Macar kralına dönüp hani yoklar dedi. Fakat ortada keşif birliklerinde vermediği bir haber üzerine birdenbire Korkusuz Jean'a bir haber geldi. Türk sultanı burada diye. Yıldırım adına yakışır bir şekilde, hızlı bir şekilde Nibolu Kalesi önlerine gelmiş. Hatta romantik bir tablo çizmeye çalışırsak, kaleyi gören bir tepeye atını sürmüş ve kuşatma altında direnmeye çalışan Doğan Bey'e duyacağı şekilde bütün ovayı inletecek şekilde şöyle seslenmişti. Yettim bre Doğan diye. Yani yetiştiğini söylüyordu. Hemen savaş düzenleri alındı. Nibolu önlerinde takvimler 1396'yı gösterirken Hristiyanların gök kubbe çökse mızraklarımızla tutacak kadar kalabalığız dediği bir şekilde savaş başladı. Yine korkusuz Jean'i doğru çıkarıyordu olaylar. Çünkü Hristiyan şövalyeler ilerledikçe Türklerin ön safları buğday biçilir gibi biçiliyordu. Tepeye kadar Türkler, Hristiyan şövalyeler, Fransız şövalyeler önünde duramadılar. Geri çekilerek geri gidiyorlardı. Ve buna güvenen Fransız şövalyeler savaşı kazanacaklarından çok emindiler. Ama birdenbire işin içine okçular çıktı. Ve Fransız şövalyelerini bir ok yağmuruna tuttular. Pek çoğun atları kayboldu ve indiler attan. Ve yaya bir şekilde yine yoluna devam ettiler. Ama Türk taktiği
kurt kapanı taktiği vardı ve asıl ordu birlikleri tepenin arkasında hilal şeklinde aslında Haçlı ordusunu kuşatmıştı. Neye uğradıklarını şaşırdılar ama artık çok geçti. Fakat Macar kralı olayı anlayıp tabir uygunsa hemen topukladı. Ve bundan sonrası artık saatlere kalmıştı. Hristiyan şövalyelerin kaç saat içerisinde kılıçtan geçirilecekler olayıydı ve öyle oldu. Pek çok esir alındı, Haçlı ordusu dağıtıldı ve korkusuzca esir edildi. Hristiyan şövalyelerin çoğu Osmanlı kılıçları altında can verdi. Ama Yıldırım Bayezid korkusuzcanı serbest bıraktı. Ona şöyle dedi. Duydum ki sen memleketinde ünlü bir savaşçıymışsın. Asil birisiymişsin. Seni fidye karşılığında serbest bırakıyorum. Git ve burada neler gördüklerini anlat. Ha, istiyorsan dedi, yeniden ordu topla, gel yeniden savaşalım. Biz buradayız. İşte Nibolu Savaşı'ndaki Haçlı ordusunu darmadağın eden Yıldırım Beyazıt'ın kibri ve mağruriyeti daha da çok artmıştı. Karşısında ne Anadolu beylikleri ne Haçlı ordusu durabiliyordu. İşte artık Yıldırım'ın bileğini kim bükebilirdi ki? Ve tatlı eşi Maria Despina ile birlikte halktan kopuk bir şekilde bu büyük savaşçı artık bir saltanat debdebesini yaşarken bir haber geldi. Asya'dan kopmuş olan bir hükümdar. Kendisine Emir Temur deniliyordu. İsmiyle müsemmaydı. Temur yani Temir yani bugünün Türkçesi de söylersek demir, gerçekten demir gibi kas katı kalbiyle ve demir gibi bükülmez bileğiyle önüne şehirleri yakarak, yıkarak, bütün orduları ve devletleri dümdüz ederek ilerliyordu. Anadolu kapılarına dayanmıştı, Azerbaycan'da otağını kurmuştu. Etraftaki herkes ona bağlılığını bildirmek üzere geliyordu. Hani o Yıldırım Beyazıt'ın yendiği beyler var ya, kıyıya köşeye kaçmış. Hepsi Timur'un huzuruna geldiler. Dediler ki, ey sahibi mülkü Turan, Emir Temur. Yıldırım Beyazıt geldi, baba ocağımızı aldı, mirasımızı aldı. Bizi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın. Bu Yıldırım gaza ediyor diye dedi Timur. Biz ona göz yumuyoruz. Nasıl? Gazayı bırakıp siz Türk beyliklerinin topraklarını mı aldı? Evet Yüce Timur dediler. Kendisi han unvanını kullanmazdı. Çünkü Cengiz Han'ın soyundan gelmiyordu. Barlas aşiresinden mensup bir savaşçıydı ve bir Çağatay generaliydi diyebiliriz. Fakat sonra saltanat kurmuştu. Fakat Timur'un yendiği hükümdarlar. Celair hükümdarı ki o da Türktü ve Karakoyun hükümdarı Kara Yusuf da Beyazıt'a gittiler. Dediler ki ey Sultanı İklimi Rum! Roma ülkesine sultan, ey Haçlıların bileğini büken büyük gazi, bu Timur geldi, topraklarımızı aldı. Onu durdursan durdursan sen durdurursun. İşte arada mektuplar uçuşmaya başladı. Timur, bu beylerin topraklarını geri ver. Sen kimsin ki? Gaza ediyorsun diye sana ses çıkarmıyorum, yoksa seni çok fena yaparım mealinde mektuplar yolladı. Beyazıt dedi ki, ben Haçlı ordularını yenmiş, sultan-ı iklimi Rum'um. Sen kimsin ki dedi. Çabuk bu beyliklerin topraklarını geri ver ve aklını başına al. Mektuplar gitgide sertleşiyordu. Ama çok enteresan. İşi bilenler tabii ki bu iklimde, bu karışık iklimde kendisini kurtarıyordu. Mesela Erzincan Bey'i, Mutahharten Bey, Timur'un huzuruna çıkmıştı kendisi. Eski Türk geleneğine göre her şeyden 9 hediye vermek gerekiyordu. 9 tane Kirman kılıcı, 9 İran halısı, 9 sandık hazine getirmişlerdi. Ama çok iyi seçilmiş 8 köle vermişti. Bu bir protokol rezaletti. Timur hiddetli bir şekilde Mutahharten Bey'e dedi ki, neden 8 köle? Peki ya 9.'sü nerede? Mutahharten Bey kendi beyliğini kurtarmak için şöyle dedi. Efendim, 9.'sü da bendenizim dedi, sizin kölenizim. Ve onun topraklarını affetti. İşte Anadolu'ya giren Timur artık Yıldırım'a açıkça meydan okuyordu. Karşısında ne Altın Ordu Devleti, ne Celayirli, ne Karakoyunlar, ne Memlükler duramamıştı. İşte bu sırada Yıldırım Beyazıt Sivas'ı savunmak üzere oğlu Şehzade Ertuğrul'u gönderdi. Timur önce Sivas'a hareket etti ve Sivas şehrini
ele geçirdi, yakıp yıktı. Buradaki mücadelede Ertuğrul da öldü. Hatta bir baba olarak Yıldırım Beyazıt'ın şöyle dediği söylenir. Çal ey çoban, çal. Dertli dertli kaval çalan bir çobanı görünce. Sivas gibi şehrim mi yandı? Ertuğrul gibi oğlum mu öldü? Sen niye bu kadar dertli çalarsın dedi. Fakat Timur daha sonra Suriye'ye indi. Halep ve Şam'ı aldıktan sonra tekrar Anadolu'ya geldi. İşte iki ordu Ankara yakınlarındaki Çubuk Obası'na karşılaştılar. Timur'un filleri vardı ve yanında özellikle de Yıldırım Beyazıt'ın aldığı Anadolu beyleri vardı ve sancakları vardı. İşte Yıldırım Beyazıt'ın en büyük hatası bu oldu. Öncelikle Osmanlı ordusunun arkasını koruyan Kara Tatarlar Timur'u görünce Osmanlı ordusuna ihanet edip Timur'un tarafına geçtiler. Sonra zorla toplanmış beylik askerleri, Anadolu askerleri kendi beylerinin sancaklarını görünce beylerin tarafına geçtiler. Birdenbire Osmanlı ordusunda karşısında fillerle gelmiş, daha iyi dinlenmiş ve donanmış ordu karşısında bir çözülme başladı. Ardından Bayezid'in şehzadeleri de askerlerini alıp yenileceklerini anlayınca kaçtılar. Kim kaçmadı biliyor musunuz? Yıldırım Beyazıt'ı hiç terk etmeyen iki birlik vardı. Birinci Murat'ın devşirmelerden kurduğu Yeniçeriler ve bağlı beylik olarak gelen Sırp beylerinin askerleri vardı. Fakat her ne kadar onlar Bayezid'in yanında kalsalar da çember daraldı ve akşama doğru Yıldırım Beyazıt esir edildi. İlk kez bir Osmanlı Sultanı esir oluyordu. Kimi kaynaklara göre Timur ona çok kötü davrandı. Kimi kaynaklara göre ise hükümdarlığına hiç halel getirmeyecek şekilde iyi davrandı. Yine kimi kaynaklara göre kahrından felç geçirip öldü. Yine kimi kaynaklara göre yüzüğündeki kapağı açtı, zehri içip intihar etti. Burası belirsiz, bilemiyorum. İşte ondan sonra Anadolu tam bir kaos içine düştü. Osmanlı Devleti uçurumun kenarına gelmişti. Standart tarihler, yani 1299'u kuruluş yılı olarak kabul edersek, çok geçmeden, yaklaşık 100 yılı biraz aşkın bir zaman sonra, 1402'de artık devlet yıkılmaya yüz tutmuştu. Yıkılacak mıydı yoksa geri toparlanacak mıydı? Elbette hikayeyi biliyorsunuz. Toparlandı. Ama nasıl? Bu da başka bir hükümdarlık olsun.